İdlib'de yaşanan saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır denildi. Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de Türk askeri araçlarının 400 metre kadar yakınına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Gözlem evi ayrıca TSK'nın Han Şeyhun etrafında yeni bir gözlem noktası inşa ettiğini de iddia etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında devam eden güvenli bölge görüşmelerine ilişkin Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Akar, Müşterek Harekat Merkezi'nin bu hafta tam kapasiteyle çalışmalara başlayacağını duyurdu. Birçok konuda genel olarak anlaşıldığını aktaran Akar, müttefiklerimizin teröristlerle YPG ile işbirliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz dedi. Akar ayrıca, tabii ki biz burada müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemek ve Amerikalı müttefiklerimizle beraber buradaki planladığımız bir takvime oturttuğumuz faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz derken, Türkiye'nin B ve C planlarının olduğunu hatırlattı ve bizim iyi niyetle müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa, buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ifadelerini kullandı.